Bugün güzel bir gün, bugün günlerden öykü, bugün günlerden sinema. Tüm kitap severleri, sanat severlerin buluşma günü. Belki de biricik mesele bu. Dünyanın bizimle birlikte kurulduğunu zannedip, kendimiz için sonsuz bir yaşam hayal etmek. Bu yüzden bu kadar kalınlaştı derimiz. Bu yüzden dipsiz bir kuyuya dönmüş içimiz. Gebeliğini kalın bir bez kuşakla sarıp saklayan küçük kadın gibi, gövdesinden başka sunacak hiçbir şeyi olmayan genç insanların çaresizliği üzerinden yapılan siyasetimiz. Kızının kalbindeki değil, çarşafındaki kanına bakan adamlar gibi yaşayıp, komşusuna verdiği ileri kömöklesi akıllarından kendi nasiplenmemiş rüya dolu düzenimiz ve elbette meselelerini kökünden çözmek yerine onun büyümesini seyrederek aldığımız ölümcül hazla sarhoş olan biz. Beşten önce ben seti bilmem, kamerayı bilmem. Ben hayatımda temsil için bile ortaokulda, lisede sahneye çıkmış bir adam değilim. Elimi, kolumu nereye koyacağımı bilmem ben. Tiyatro yapamam ki. Bu yüzden hani bir şey değil. Ama ben bir şeyden vazgeçmem. Çünkü niye vazgeçmem? O şey neyse beni kurtardı. Kitap okumak. Ben onu, lütfen onu almasınlar çünkü. Ben onunla buldum şeyi. Bütün bu hikayeyi. Kitap okumasam hiçbir şey yapamazdım ki. Ne yapabilirsiniz? Avanus'ta 4 erkek çocuğun bir aile, amcalar, yengeler, yeğenler, kuzenler hep birlikte yaşadığınız kocaman bir çiftçi kolonisi düşünün. Yani kimse size ne yapıyorsunuz, neredesin, yedin mi, içtin mi, dersler nasıldı, üstündeki ne, altına içedin mi, ne oldu falan diye sormaz ki. Yani herkes yaşamak, işte karnını bulduğu yerde doyurmak. O yüzden mesela ben çok alışkındım yurtlarda falan yaşadığım için hep üniversitede falan. Yurtlarda vardır böyle bir refleks. Mesela yemek bulunca ye abi derler yani şey yapma hiç. Çünkü uzunca bir süre aç kalabilirsin yani, tamam mı? Bu yüzden mesela oyunculukta falan fark ediyor musunuz? Ben yemek yerken çok iştahlı yiyormuşum, öyle diyorum, tamam mı? Bunun sebebi biraz oraya bağlı. Çok aç kaldım çünkü. Tamam mı? Bu yüzden hani ekmek ve yemek olduğu zaman abi tedbirini alacaksın, yiyeceksin onu güzel, karnını doyuracak, biraz fazla da yiyebilirsin orada, tamam mı? Ben biraz şey meraklısıyım, böyle bal, zeytinyağı filan meraklısıyım. Ararım, sorarım, severim, onların peşine düşerim filan. Dedim ki ya işte bal, makayel balı mı, azer balı mı, yok efendim, sihir, pervar mı filan. Abi dedi, en dedi şey bal, Ankara balıdır dedi, tamam mı? En kıymetli. Ankara'da ağaç yok ki. Neyin balını? Çiçek yok ki. Yani. İşte tamam abi dedi. Arı dedi. O kadar çabalıyor ki dedi. O peteği doldurmak için. O kadar uzaklara gidiyor ve çiçek arıyor ki dedi. Bozkır'da. Ve en alakasız yerlerden, en tuhaf çiçeklerden şey topluyor dedi. Nektar topluyor dedi. Öbürü zaten yeşillik. Baba gidiyor dedi. Oradan alıyor tık tık tık. Geliyor dolduruyor dedi. Yani çamdan alınan dedi. Bu Ankara arısı, Ankara balı dedi. Bu samimiyetle söylüyor. Espri olsun diye söylemiyor. Çok kıymetlidir dedi. Şimdi bizim paşa ya da yoksunluk, bozkır insanı, kitapla, hayatla, bilgiyle kurduğu ilişkide bu Ankara arısının nektar aramasına benziyor. Bu yüzden bizim balımız kıymetlidir. Çünkü çok zor, zahmetli elde ettik biz onları. Anlatabiliyor muyum? Kimse bize vermedi. Ama ben aynı şeyi oğluma yapamadım işte. Oğlum Poyraz'a gümüş kaşıkla veriyoruz. Ondan sonra diyoruz ki ya bu olan niye dağınık? Döküp gidiyor arkasından, banyodan çıkıyor bunun. Havluyu ne zaman öğreteceğiz bunun tekrar oraya koyması gerektiğini falan. Ya adama şehzade muamelesi yapıyorsun. Sürekli havlusunu oraya koyunca diyor, nasıl birisi topluyor arkamdan. Ama bizim hayatımızda, benim hayatımda, kitaplara bağlayacağım tekrar, böyle bir şey tabii ki yoktu. Tabii ki yoktu. Avanos çocuğuyuz değil mi? Kızılırmak'ta yıkanıyorsunuz. Bir kere bütün Kızılırmak'ta yıkananların kulakları akar. Mutlaka enfeksiyon gelir. Ben sol kulağım yıllarca aktı. Sol kulağı akan, zayıf, şöyle çelimsiz, soluk benizli, böyle bir hani samimimiz karşılıklı, ilkokul 4'e falan kadar da gece yatağını ıslatan falan böyle bir çocuğum değil mi? Yani okulda en arka sıraya koyuyorlar, boyum kısa, bayrak töreninde çıkıyor, yani takım olunca kaleye koyuyorlar, çocuğu oynatmıyor beni falan.
Ya nasıl yırtacaksın buradan? Ben kitaplarla kurtardım kendimi. Kitaplar beni, bana hayal etme. Ve hayalin aslında gerçekten çok daha gerçek olduğunu fark ettirme şansı verdi. Yani bir gerçekte yutturulan bir dünya var ya, kredi kartını zamanında öde, acıma, bas, vazgeç, kariyer planı yap, arkadaşını işte filan şöyle yap, kimseye çağırma filan, acıma acınacak duruma düşersin filan, böyle şeyler var mı? Büyük laflar. Yani bu tuhaf, kötü gerçekliği dışında başka bir gerçekliğin olduğunu, bunun bizim hayallerimizle müsemma bir şey ve o istediğimiz genişlikte, istediğimiz zenginlikte olabileceğini öğreten bir şey bu kitap. Bundan daha kıymetli bir şey olabilir mi? Bu yüzden arkadaşların böyle bir işi başlatmaları ve böylesine hızla yaygınlaşması, bu kadar ciddi, kaliteli bir birikime sebep olması şaşırtıcı değil. Bu iş böyle olur. Böyledir çünkü. Kitap arkadaşlığı, kitabın sevgisi, kitapla olan ilişki çok enteresan, çok güçlü. Çok unutulmazdır. Bu konuca İstanbul'a geldim ama aylardır gelmedi. Torunumu görmedim. Ben de herhalde torun falan göreceğim diye. Buraya gittirdi. Şimdi ben görünce şaşırdım tabii. Konuşmak istiyorum. Bekliyorum bitirsin derken. Şimdi ben Aydın Kitap'ın sahibiyim. Şansın röportajında. Yıllarca kitapçılık yaptık. İzmir'den geldim. Bunun için gelmişim. Meğerse çok güzel oldu. Akşam uçağından döneceğim. Araba kursuz bir yer. Yoldan da geldim. Çok mutlu olun yani. Bir geri dönüşü var iletişim anlamında ama galiba aynı trajedi tekrarlanıyor. Yani doğru lafları duyacağımız iletişim kanallarımız çok azalıyor. Yani giderek haberdar olmamızın önü kesiliyor. Bence temel problem o. Başka yol ve yöntemler, iletişim sürdürecek, birbirimizi daha iyi, daha çabuk, daha hızla kavrayacak, anlayacak, iletişime kuracak kanallar bulmamız lazım. Bu kitaplar olabilir. Hakikaten sosyal medya bu anlamda doğru kullanılırsa işe yarayabilir. Ama şu var tabii, 12 Eylül öncesi yaşanan iç savaş koşulları, sokaktaki insana onu dedirtiyordu yani. Sizin oradan bir suçluluk şeyi çıkartmanız da haksızlık olur doğrusu. Benim babam da aynı şeyi düşünmüş. Biliyorum yani. Niye? Ulan oğlan doktor olacak ölmeden. Yani adam onu düşündü. Bu anlaşılabilir bir şey. Ben bunu buradan herhangi bir şey çıkartmıyorum kimseye. Ama maalesef yani 78 kuşağı diye tarif edebileceğimiz bizim 58, 59, 60 doğumlu olan kuşaktan kuşak çok heba edildi. Çok biçildi bu kuşak. Çok haksızlık edildi. Cin aynası o çocukların, o insanların kederini yazmaya çalıştığım kitapta. Bundan emin ol yani. Her yazımda onların mutlaka bir şeyi var çünkü. Ben tanıyorum. Çok yakında oldum o insanları. Mutlaka onların hakkı bir kere bir teslim edilmeli, tamam mı? Ve şu mutlaka söylenmeli arkadaş, bugün başımıza gelen birçok şeyin altında 12 Eylül faşizminin insanların aklına ve bedenine yaptığı saldırının sonucudur. Yani bu ülkesi, yani 12 Eylül'le birlikte binlerce insan sürgün edildi, binlerce insan atıldı, kovalandı, öldürüldü. Öldürüldüğü cinayet değil, kaza süsü verildi, işkence edildi, yok denildi, tamam. Bütün bunların dışında koca bir kuşağın aklını aldılar ya. Yani bir ülkeyi taşıyacak olan bir aklı yok ettiler. Ondan sonra şaşırıyorsunuz şimdi, niye bunlar başımıza gelir? Tabii ki başına gelir. Yani bu aklı yok ettiğiniz için bu ülkenin mimarisi TOKİ mimarisi artık, tamam, o ucube konutlar. Çünkü o mimarların hepsini öldürdünüz siz. Tamam, o aklı yok ettiniz. Estetik beğeniyi ortadan kaldırdınız. Onu ranta mahkum ettiniz. O yüzden bu ucube aptal TOKİ konutlarıyla dolu bir ülke haline getirdiniz. Yani Sinan'ın mimarisinden TOKİ mimarisine düşmüş bir ülke burası.
Yok, hayır. Bırakın ya. Şu an için.